Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ufuk Kağıcı ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Hanımefendiler, beyefendiler ve stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Sayın Canan Kaftancıoğlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. En son 31 Mart seçimleri öncesi bir araya gelmiştik. Bana şöyle bir açıklama yaptınız. Adayımız bugün belli oluyor dediniz. Tabii ki siz böyle bir açıklama yapınca yazılı, görsel, dijital ne kadar medya varsa hepsi bana bir çullandı. Evet. Nedir o başkan, kimdir o başkan diye haberlerini yaptılar. Meğersem siz bir isim değil bir konseptten bahsediyor musunuz? Bugün de böyle güzel bir açıklamanız olur mu bize? Şöyle, o günü çok iyi hatırlıyorum. Biz o gün İstanbullulara adayımız sensin demiştik. Evet. Ve devamında da İstanbulluların adayı olan Ekrem İmamoğlu'nu İstanbulluların karşısına çıkarmıştık. Bugün herhangi bir açıklamam olur mu? Soracağınız sorulara bağlı. İlk soru o zaman şu. Sandık güvenliğini tesis edebileceğinize inanıyor musunuz? Yani nasıl bir hazırlığı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Evet. Biz 31 Mart gününde sandık güvenliğini tesis etmiştik. 23 Haziran seçimlerinde de sandık güvenliğini aynen olması gerektiği gibi ve olabilecek her türlü aksaklık, riskler, yapılmak istenen her türlü sandık başı oyunlarına engel olacak şekilde tesis ettik hatta. Ve o günde bunu ettiğimizi nasıl, bütün İstanbul nasıl bir hazırlık görecek. Var? Mesela avukatlarla alakalı zannediyorum bir sayı veriliyor. 120 bin mi, 130 bin mi ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları görev alacak gibilerinden. Doğru mu bu? Biz 23 Haziran seçimlerine giderken de her sandığa bir avukat kampanyası başlatmıştık. Ne mutlu bize ki YSK'nın gerekçesiz karar alan hakimleri varsa bu halkın da avukatları var diyerek. Şu İstanbul'dan başvuran avukatlarımız Anadolu'nun birçok yerinden kimi zaman barolar aracılığıyla kimi zaman bireysel başvuran avukatlarımızla birlikte sayımız oldukça yüksek bir durumda. Ve dolayısıyla her sandığa bir avukat çalışmamız devam ediyor. Şöyle ifade edeyim, bunun dışında bizim sandıklarda sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, okul bilişim sorumlularımız ve bu okul bilişim sorumlularımız haricinde seçim işleri sorumlularımız seçim yenilenme kararı alındığı andan itibaren avukatlarımız dolayısıyla tespit edildi. Defalarca aramaları yapıldı. 31 Mart seçimlerinden öğrendiklerimizle ne yazık ki daha öncesinde bizlerin hiç aklına gelmeyecek olan bir sürü olumsuzlukların da yaşanabileceklerini fırsat bulurlarsa bizlere yaşatabileceklerini gördüğümüz için evet. 31 Mart seçimlerinden edindiğimiz deneyimlerle bütün eğitim kitlerimiz güncellenerek eğitimlerimiz ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, 23 Haziran seçimlerinde de bu görevlilerimiz avukatlarımızla birlikte yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi gönüllülerimizle de birlikte 200 bin kişilik bir kadroyla yine sandık başında hazır bulunacaklar. Neyi yapacaklarını bilen, nasıl davranacaklarını bilen, bir sorun olursa hangi mekanizmalarla geri bildirimlerini sağlayacak olan. O yüzden İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin içi rahat olsun. Biz İstanbul halkına söz vermiştik. Yine o sözümüzün arkasındayız. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, o verdikleri oylara sahip çıkacağız. Sandıklardan milletin iradesi bir kez daha doğru tecelli etmiş halde 30 sayılacak. 31 Mart seçiminde nasıl bir deneyim yaşadınız? Yani şu ana kadar bilmediğiniz neyi gördünüz 31 Mart seçimlerinde? Şunu gördük. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de biraz önce anlattığım hazırlıkları açıkçası yapmıştım. 31 Mart seçimlerine giderken bizlerin sandık görevlileri, avukatlarımız, görevlilerimiz söz verdiğimiz üzere vatandaşın oyuna sahip çıkmak ve o sandıkta ne varsa, hangi irade varsa o iradeyi doğru yansıtmak üzere oradalardı. Ama 31 Mart seçimlerinde ne gördük? Sonrasındaki süreçlerde bizim hiç aklımıza gelmeyen, yıllarca düşünsek fikrimize gelmeyecek olan bir takım sandık oyunlarını, bakın ve görüyoruz ki geçmiş seçimlerde de yaptıkları sandık oyunlarını yine yapabileceklerini gördük. Ama o AK Parti da sizi bununla suçluyor efendim. Mesela işte Sayın Binali Yıldırım'a bir yerde sıfır oy yazılıyor. Halbuki 112 oy çıkmış, kaydırma olmuş. O maddi hata diye adlandırdığınız evet, konular evet. var ya. Şöyle bakın AKP tarafının neyle suçladığından bağımsız bir kere hakikatin ne olduğunu bir kez daha hatırlamak Buyurun. Lazım. Şimdi sandıklarda, seçimlerde bir takım prosedürler vardır. O prosedürler nedir? Seçim günü sandık kurulları oluşturulur. Evet. Gerçi 23 Haziran seçimlerine giderken sandık kurulları da şu anda tam oluşturulamıyor ama evet. onu ayrıca konuşuruz. Sandık kurulları oluştuktan sonra seçime geçilir ve oylar sayılmaya başlanır. Oylar sayılmaya başlanırken bir takım olmazsa olmazlar vardır. Oylar açılır ve önce sayım döküm cetvellerinden ardından ıslak imzalı tutanaklar oluşturulur evet. ve ilçe seçim kurullarının aracılığıyla YSK'ya girilir. Bu
buralarda geçmiş seçimlerde olduğu gibi bundan sonra da olacağı gibi bir takım maddi hatalar olur. Zaten bu maddi hatalar olduğu öngörüldüğü için bununla ilgili hukuksal bir süreç tanımlanmıştır. Evet. Ona nedir? Islak imzalı tutanaklar girildikten sonra maddi hataların düzeltilmesi için her partilere bir bu düzeltme için dönem tanımlanır, süre tanımlanır. Burada nedir? Binali Bey'in dediği, evet Binali Bey'in oyların eksik yazıldığı sandıklar olmuştur. Ekrem Bey'in de oyların eksik yazıldığı sandıklar olmuştur. Kimi yerlerde kaydırmalar olmuştur. Bunların her biri olabilecek, ha olmasa ne güzel ama sonuçta bir iş yapıyorsunuz, evet. Ve o işte de maddi hatalar olabilir. Bu maddi hataların düzeltilmesi için bu süreçte başvurular yapılır ve maddi hatalar düzeltilir. Bu bir art niyetli bir durum ya da sandık kurullarının kasıtlı yaptığı bir durum değildir. Yani iptali getirecek bir sebep asla değildir. Her seçimde olabiliyor. Her seçimde olabilen bir durum. Zaten olabildiği için insanın sonuçta. Evet. Yani bu kayılır dediğim gibi yazılırken orada kaydırmalar vesaireler olabilir. Bu tanımlanmış ve bunun düzeltilmesi için de YSK bir süre vermiştir. Maddi hatalar düzeltildikten sonra zaten kesin seçim sonuçları açıklanır. O süre bittikten sonra. Yani 31 Mart seçimlerinde sandıklar açıldığında, %100'ü sisteme girildiğinde maddi hatalar düzeltildikten sonraki sonuç alınır ve kesin seçim sonucu açıklanır. 31 Mart seçimlerinde de süreç aslında orada bitmişti. Anlıyorum. Şimdi ben bir anketi tekrar bir hatırlatayım Sayın Başkan müsaadenizle. Tabii. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli dinleyenler, değerli dostlar. Anketimiz devam ediyor Ufuk Ayacı Instagram hesabının hikaye bölümünde. 23 Haziran seçimi de iptal olur mu diye sorduk. Evet ve hayır şıklarımız var. Bu iki şıktan birini tercih edebiliyorsunuz. Efendim şimdi 31 Mart akşamını tekrar bir hatırlayalım. Şimdi zaten bir Anadolu Ajansı skandalımız var malumunuz. Biz de burada yayında kaldık öyle yani. Bir anda veriler kesildi. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Umarız ki 23 Haziran'da böyle bir şeyle karşılaşmayız. Siz basın toplantısı düzenliyorsunuz. Hani Ekrem Bey ile beraber. Ekrem Bey henüz gelmediği için bana, ona soramadım. Dolayısıyla il başkanı olarak size sormak isterim. 29 bin civarında bir sayıdan bahsedildi önce fark. Bu 29 binlik fark 13 binlere kadar geri geldi. Bu nasıl mümkün olabildi? Hemen anlatayım size. Sorduğunuz için de teşekkür ederim ayrıca. Çünkü burada ne yazık ki AKP cenahında ciddi, her zaman yaptıkları gibi biz alıştık. Ama vatandaşımızın doğru bilgiye ihtiyacı var. Algı operasyonları yapılıyor. Bakın 29 bin sayısı nereden çıkmıştı? Sabaha karşı 4 gibi Ekrem Bey çıkarak demişti ki bizim sistemimizde girdiğimiz verilere göre sandıkların 31.186 sandığın yaklaşık 31.080'i sayıldı ve aradaki farkın 29 bin küsur olduğunu görüyoruz. Diğer sandıkların tamamındaki oy İnali Bey'e çıksa bile aradaki farkın kapanma ihtimali yoktur. Dolayısıyla İstanbul seçimlerini biz kazandık açıklaması yaptı. Hı hı. 29 bin sayısı buradan çıktı. Hı hı. Sonrasında YSK Başkanı Sadi Bey sabah sanıyorum 9 ya da 10 civarında, evet, bir açıklama yaptı. O da bir rakam verdi. Ve sonrasında İl Seçim Kurulu bütün sandıklar girildikten sonra henüz maddi hatalar düzeltilmeden il birleştirme tutanağı oluşturdu. İl birleştirme tutanağındaki fark, yani resmi tutanaktan bahsediyorum, evet, 24.058'di. Yani maddi hatalar düzeltilmeden önce. Bu kaydırmaların resmi düzeltilmesi vesaireler, onlardan önce bahsediyoruz. Önce maddi hatalar, yani dediğiniz, evet, gibi kaydırmalar, yanlış yazmalar, eksik, evet, girmeler olmadan önce resmi tutanaktaki fark 24.058'dir. Evet. Belgesi mevcut. Sonrasında 24 saat maddi hataların düzeltilmesi için bir süre vardı. Maddi hatalar düzeltildikten sonra fark 20.388 oldu. Bakın hiç 29 binler vesaireler değil. Evet. 24 binden 20.388 oldu. Sonra ne oldu? Uzun uzun konuşabiliriz ama bir cümleyle söyleyecek, buyurun, olursam. Tüm geçersiz oylar sayıldıktan ve 6 ilçede tüm oyların sayımından sonra, ki bu süreç tamamen, bakın, hukuksuz yürütülen bir süreçtir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bunu isterseniz konuşuruz detaylarını, buyurun, ama oldu bir şekilde. Bu süreç sayıldıktan sonra aradaki fark 13.729'a indi. Şu sorulabilir. 20.388'den neden 13.729'a indi? Yani 7.000 fark nereden kaynaklanıyor? Evet. Açıklanması gereken budur. Bunu da iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi, AKP'ye oy veren seçmen, ki kampanyalarını yanlış yaptıklarını aslında gösteriyor, seçmene çalışırlarken işte vur ampule, vur ampule diye kampanya yaptıkları için. Andeme mi vurmuşlar? Evet. Aynen, birebir defalarca, çünkü biz hep o dönem kurulları, evet, gezdik. Bir defalarca tanıklığını ettik.
AKP'li seçmen ambleme vurduğu için amblemin üzerindeki mühür görünmediğinden onlar geçersiz sayılmış. Burada şu soruyu söylemek lazım, sormak lazım. Bakın, sandık kurullarının önünde açılan bir oyda sandık başkanı var, devlet memuru görevli var, bütün partilerin temsilcileri var. O gün orada açılırken bütün siyasi partilerin temsilcilerinin evet. olduğu bir yerde bu görülmediyse eğer AKP temsilcisi, emin olun bizim Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi onu orada fark etseydi, ama hakikaten fark edilmesi zor bir durum. Hı hı. Çünkü birebir gördüğüm için söylüyorum. Görüp orada düzeltilip yapılabilirdi. O gün görülmemiş olması nedeniyle sonradan geçersiz oylar sayıldığında büyük oranda buydu. 13.729'a girdi. Ayrıca bir buyurun. Detay daha var. Yine bu sonradan geçersiz oylar sayılırken, bu da önemli, mühürü siz eğer belirli bir oranda çerçevenin dışına taşırırsanız o da geçersizdir. Geçersiz oluyor, evet. Ama yeniden sayılırken o kadar çok baskıyla, işte pusulanın üzerinde örneğin bir çizgi bile olması, çizik bile olması iptal için gerekçedir. Evet. Bunlar da geçerli sayıldığı için fark buradaki 13.000'e indi. Şimdi de şu söyleniyor ya, bunu da ifade etmek lazım. Tüm oylar sayılsaydı... İşte onu soracaktım. Yani, siz bunun için mi itiraz ettiniz? Yani tüm oylar sayılırsa şayet bu fark kapanır, hatta Binali Bey öne geçer diye mi itiraz ettiniz? Hayır efendim. Bakın tam da en kıymetli olan durum bu. Biz hukuksuzluğa itiraz ettik. Bizim tüm oylarda sayılsa, geçersizlerde sayılsa vesaire de sayılsa sonucun değişmeyeceğini biliyoruz. Hı hı. Emin olun tüm oylar sayılarak sonucun değişeceğini görseler de YSK'dan her türlü kararı çıkaran Allah aşkınıza bu kararı çıkartmaz mıydı? Bizi dinleyenler bir de bu soruyu sorsunlar kendilerine. Bizim itirazımız tamamen ve tamamen hukuksuzluğaydı. O da ne? Bakın, geçersiz oyların sayılması. Biz bir hukuk devletinde yaşamak istiyoruz ve hukuksal kurallara göre davranmak ve kararların da hukuka uygun alınmasını istiyoruz. Geçersiz oyların sayılması kararı. Şimdi bakın, YSK'nın içtihatlarında, yasalarında, kanunlarında, geçmiş uygulamalarında hep şu vardır. YSK'nın kuralları der ki, geçersiz oyların sayılabilmesi için geçersiz oyların olduğu sandıklarda o gün, yani seçim günü bir itiraz verilmiş olması yani lazım. Şerh olması lazım. Şerh olması. Yani şöyle, örneğin CHP sandık kurulu görevlisi, AKP sandık kurulu görevlisi anlaşamadı. O geçersiz dedi. O geçersiz değil dedi. Anında tutanak tutulması evet. lazım. Geçersiz oyları sadece ve sadece toplu geçersiz oyların sayılması diye yasada tanımlanmış hiçbir şey yok. Bu şerh olanlar, bu tutanak olan sandıklarda geçersizler sayılır denir. Bunu ne zaman gördük? 2014 Ankara seçimlerinde bunu yaşadık. Geçmiş birçok seçimlerde YSK öyle herkesin geçersiz oyları sayalım demesiyle sayılmaz. Hı hı. Bunun gerekleri vardır. Gerekleri olmadığı için sayılmıyorum diye, saymıyorum diye aldığı birçok karar varken, İstanbul seçimlerinde sırf Cumhuriyet Halk Partisi, yani Ekrem İmamoğlu kazandı, biz de sandıkta kaybettik, hadi geçersiz oyları saydıralım diye bir mantık olamaz. O nedenle biz bu hukuksuzluğa itiraz ettik. Anlıyorum. Buna rağmen geçersiz oylar sayıldı. Şimdi tüm oyların sayılmasına geleceğim. Ama siz itiraz ettiniz. Ortak yayında, özür dilerim sözünüzü kestim ama, Ekrem Bey mesela Binali Bey ile ortak yayında dedi ki biz itiraz etmedik dedi. Hayır. Hatta Binali Bey şöyle dedi. Biz dedi bu seçimin yenilenmesini istemiyorduk. CHP bize yardımcı olmadı dedi. Hemen söyleyeyim. Buyurun. Bakın, hemen açıklayayım. Çünkü o süreçleri birebir takip ettiğim için, biz geçersiz oyların sayılma kararı alınmadan siz geçersiz oyları bu şekilde sayılması hukuki değildir diye dilekçemizi verdik. Evet. Buna rağmen geçersiz oyların sayılması kararı çıktı. Tüm oyların sayılması ile ilgili bakın, bugünlerde yine algılarla oluşturuluyor bizim adliyeye gidiş evet, görüntülerimiz vesaire. Tabii. Şimdi ne zamandır dilekçe vermek bir yargıya şey olmuş, onu da sormak lazım. Müdahale olmuş. Biz o gün adliyeye gitme gerekçemiz neydi biliyor musunuz? Buyurun. Ufuk Bey? İlçe seçim kurulları apar topar, bakın, baskıyla, ve ben size açık söyleyeyim, baskıyla oyların sayılması kararı alıp hiçbir şekilde, bakın, sandık çuvalları açıp saydırmaya başladıklarında biz il seçim kuruluna gidip dedik ki bakın burada hukuksuz bir işlem yapılıyor, buna tedbir alın. Ve biz il seçim kuruluna gittiğimizde o gün 4 tane dilekçe vermişiz. 5. dilekçemizi vermek için gidiyoruz. Hukuksuzluğu engelleyin diye dilekçe verdik. Çünkü tedbir almazsa açılan sandıklar
sonradan çuvallar nasıl olsa açıldı diyerek sayım devam ediyor. Yani fiili bir durum yaratıyorlar. Yani macun şey tüpten macunu çıkarıyorlar. Macun çıkmaya başladı. Hukuksuz da olsa böyle devam ederiz denilen bir uygulama var. Biz tedbir için il seçim kuruluna dilekçe verdik. Ama daha kritik bir şey söyleyeyim. Bizim o dilekçemizi gece 2'de yani alınan tedbir kararını YSK zaten kaldırdı. Şimdi Binali Bey biz oyların seçimin iptalini istemedik diyor ya. Evet. Şu soruyu bizi dinleyenlere soralım. Yüksek Seçim Kurulu'na seçimin iptal edilmesi için dilekçe veren kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi midir? Hı hı. AKP ama, midir? Bir şey daha. Biz tüm oylar sayılsaydı seçimi kazanırdık diyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim bakın. Geçersiz oylar sayıldığında biraz önceki nedenden dolayı arada böyle bir fark oldu. Evet. Tüm oylar tamamı da sayılsa zaten tüm oyların 6 ilçe sayıldı, sondaj sandıklar sayıldı, evet. Biz önde çıktık. Söyledikleri rakamların üzülerek söylüyorum birçoğu yalan rakamlar, ondan net ifade edeyim. Tüm oylar sayıldığında geçersiz oylar gibi değil. Geçerli oylarda sonuçta kim oy verdiyse tekrar sayılacak. Tekrar sayılacak. Aynı durum ortaya çıkacak. Madem öyle efendim, o zaman siz neden işte yeni bir seçime meylettirdiniz ülkeyi? Sayın efendim, kardeşim deseydiniz. Şöyle bakın biz o gün biz tamam siz hukukun bizim, üstünlüğünü korumaya çalışıyorsunuz kesinlikle. Ama Türkiye'de ne kadar korunuyor bakın, ki hukukun biz üstünlüğünü. Şöyle söyleyeyim. Biz gidip de o günün koşullarında 7 tane YSK hakimini o günün koşullarında 7 tane YSK hakiminin gerekçesini açıklayamayacakları bir kararla seçimi iptal etmeyi göze alacaklarını yani milletin iradesini bu kadar yok sayacaklarını o gün açıkçası hiç düşünmedik, düşünmek istemedik. Biz şunu söyledik, hukuksuzluğa karşıyız, tüm oyların sayılması. Ha şu soruyu şöyle sorsanız buyurun. Anlarım. O gün tüm oyların sayılması, çünkü vatandaş o gün yoruldu, örgütler yoruldu, takip eden insanlar yoruldu. Tüm oyları saydırmazsanız eğer, bakın soruyu şöyle soralım. Biz hukuksuz da olsa, gerekçesiz de olsa seçimi iptal edeceğiz. Çünkü siyasi irade emir veriyor, iptal ediliyor ya. Evet. Denilseydi o gün derdik ki, yani madem öyle hani bu kadar hukuksuzluğu yapacaksınız, gelin Bodri Meydan denirdi. Ama hukuksuzluğu bizim meşrulaştırma gibi bir durumumuz anlıyorum, yok. Anlıyorum, yani bunu söyleseydik hukuksuzluğu meşrulaştırmaya elbette, yardımcı olacak diyorsunuz. Elbette. Peki efendim. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi 13 bin küsurat bir oyla siz 31 Mart seçimlerini önde tamamladınız. Mazbatanız işte verildi. Bunların tamamını vatandaş gördü. Burada bir beis yok. Tekrar seçim gündeme geldi. Peki aynı senaryo 23 Haziran'dan sonra bir kez daha tezahür eder mi? Etmez, edemez. Nasıl garanti verebiliyorsunuz buna? Şöyle söyleyeyim. Bu seçimler nasıl iptal edildi? Biraz önce de söyledim. 7 tane YSK hakimi gerekçelendiremediği bir şekilde... Yine görevdeler onlar. O seçimleri iptal ettiler. İki suda, daha doğrusu bir suda iki kez yıkanılmaz Ufuk Bey. Bakın 31 Mart gecesi, o gece çok önemli bir gece. Anadolu Ajansı eliyle o seçimleri o gece bitirmeye çalışıldı. Ve o gece Anadolu Ajansı eliyle eğer bizler sandıklarımıza sahip çıkmamış olsaydık, eğer bizler vatandaşımızı dakika dakika bilgilendirme görevimizi yapmamış olsaydık, 31 Mart gecesi 11'den itibaren kazandık, şu kadar farkla kazandık diyerek, sabah da gönül belediyeciliği kazandı diyerek bütün İstanbul'u donatıp sonrasında da çıkıp diyeceklerdi ki, hemen açıklayayım, Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. 16 Nisan'daki biz kazandığımızı gördüğümüz ve emin olduğumuz anda açtık. Biz hakikati gördükten sonra açtık. Birileri gibi algı operasyonu yapmadık. Yine devam ediyorum. 31 Mart akşamı Anadolu Ajansı eliyle bu seçimleri çalamadılar. Devam ediyorum. Sonra YSK eliyle. Ne yazık ki. Çünkü onlar için o koltuklar çok kıymetli. Asla bırakamayacakları koltuklar ya. Biz bunu anlamıyoruz niye olduğunu. Anlıyoruz ama anlamıyoruz. Neyse. YSK eliyle bu seçimleri iptal ettirdiler. Artık kullanacakları başka argümanlar yok. Ve güzel olan, niye iptal edemeyeceklerini sorayım. Vatandaş artık bu sürecin ne olduğunu sizden benden de o kadar iyi görüyor ki. Vatandaş artık İstanbul'da İsraf düzeni ve 16 milyon İstanbul'un karşısında hakikaten sadece ve sadece kendilerini düşünen bir avuç insan olduğunun farkında. 16 milyon İstanbullu bir avuç insandan büyüktür ve şunu ifade edeyim, bunun tekrarlanması mümkün değildir. 23 Haziran akşamı bütün seçmenler sandığa gidip oyunu kullandığında ve yine göreceksiniz
çok büyük bir farkla 16 milyon İstanbullu kazanacak. Ne kadar bu fark seçimin artık iptal edilme gibi bir durumu yoktur. Yani yine böyle binde bir buçukluk bir fark mı bekliyorsunuz? Sahada gördüklerimle ve ölçümlerde görüyorum ki farkı oldukça yüksek çıkacak. Yani sayı verebiliyor musunuz şu an? Vermek istemiyorum. Peki efendim, hukukun üstünlüğünden dem vuruyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Belki evet. De Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik döngünün de eksi yönde seyretmesinin yegane sebebi yabancı yatırımcıyla çünkü dönen bir piyasamız var. Hukukun üstünlüğüne Türkiye'de inanmıyor olmasından kaynaklıdır. Bu şekilde yorumlar var, analizler evet. Var. Peki madem öyle, zatenizle alakalı işte adliyeye gittiğiniz o görüntüler ortaya çıkartıldı. İşte mahkemeye baskı yapılıyor, yaptılar deniliyor. İşte birçok hukuksuz yöntemle karşı karşıya kaldığınızı ileri sürüyorsunuz. Madem öyle, neden siz bir hukuki mücadele başlatmıyorsunuz bunları söyleyenlerle alakalı? Başlatıyoruz. Başlattınız mı? Elbette başlatıyoruz. Ben bu adliye görüntülerini yayanlar, ortaya çıkaranlar ve yanlış bir şekilde kamuoyuna yansıtanlarla ilgili sadece ben değil. O gün orada olan genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, her birimiz ayrı ayrı hem suç duyurusunda bulundum. Elbette. Hı-hı. Hemen ertesi gün bulundum. Hem de konuyla ilgili tazminat davası açıyorum. Hatta dün sosyal medyada şahsıma dönük bir takım hakaretler ve doğru bilgi, yalan bilgiler paylaşan kişilerle ilgili tek tek her birini mahkemeye veriyorum. Dün açıklanmış bir karar geldi. Mesela dün bu konuyla ilgili yorum yapan, yalan yanlış bilgi yayan bir vatandaşımız ciddi bir para cezasına çarptırıldı. Hiç aksatmıyorum. Hepsiyle ilgili hukuksal süreci başlatıyorum. Mesela 18 günlük belediye başkanlığı dönemi var Sayın Ekrem evet. İmamoğlu'nun. Tekrar söylüyorum, kendisi gelmiş olsaydı sormayı çok arzu ediyordum ama zateniz buradalar, size de sormakta yarar görüyorum. 18 günlük işte süreçte bazı israf dosyaları işte o zaman oluşturuldu. İptal edildikten sonra Ekrem Bey çıktı, şu kadar israf var, kullanım dışı araç şu kadar, bilmem ne bu kadar. Yani diyor ki İstanbullunun parası çarçur edildi arkadaş diyor, doğru mudur evet. Efendim? Peki bu çarçur edenler, yani onların bir dokunulmazlığı yok, onlarla alakalı neden bir hukuki süreç yok? Her biri aslında başlatılıyor. Örnek vereyim, bir kere Ekrem Bey yok size sorayım dediniz. Sonra dinleyenler eş başkanlık vesaire deyip bunun üzerinden yok, dalga hani yaparlar. Sakın çünkü, yok. Böyle bir şey değil. Ekrem Bey seçilmiş büyükşehir belediye evet. başkanıdır. Ben de İstanbul İl Başkanı olarak şunu söyleyeyim. Aslında benimse bir serzeniş burada. Bir anlamda serzenişte bulunuyorum da. İletim serzenişimizi şöyle söyleyeyim. Biz sadece 18 günde israf düzenine dair bir takım şeyler söylemedik aslında. Geçmişte söylediğimiz birkaç ya da yaptığımız şeyi hatırlatmak lazım. Örneğin 2018 Kasım'ında Ekim'inde özür dilerim Sayıştay raporu ortaya çıktığında evet. Büyükşehir'in biz ta o gün henüz bir yerel seçim havasına atmosferine girilmemiş, adaylar belli değil vesaire, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın parasını, kaynağını bu kadar fütursuzca kullanamazsınız diyerek gittik adliyeye suç duyurusunda bulunduk. Yine geçmişe dönüyoruz. Örneğin Martı projesi, yani bu plansız, Kabataş'taki programsız bir şekilde yapılırken, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı olmadan orada bir takım güzergahlar değiştirilirken, orada usulsüz ihaleler yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak gidip onlarla da ilgili hukuksal sürecimizi başlatmıştık. Örneğin yeşil alanlar, örneğin Balmumcu'daki, örneğin Kemerburgaz'daki, örneğin İstanbul'un birçok yerindeki yeşil alanlar, oldu bittiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla imara açılırken gene hukuka uygun olmayan bir şekilde o dönemde vatandaşa bu bilgilendirmeleri, bu hukuksal süreçleri evet. başlatmıştık. 18 günde ne oldu? 18 günde Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğunda geçmişten bugüne tespit ettiğimiz, teyidini yaptığımız ve bir kısmında da hukuksal süreçlerini başlattığımız durumlara karşı birincisi önlem olarak bu durumları orada belediye başkanı olunca kendisi içeriden bunları gördü. Bunlar bilinmeyen bir şey değildi ya da Amerika'yı yeniden keşfetmedik açıkçası. İstanbul Belediyesi kaynaklarının doğru kullanılmadığı yıllardır ortada. İstanbul Belediyesi'nin İstanbul halkına hizmet etmediği yıllardır ortada. Vatandaşın bu konudaki memnuniyetsizliği bundan dolayı. Sadece, ama hep kazanıyorlar, vatandaş memnuniyetsizliği hep kazandılar bugüne kadar. İşte vatandaş artık gördüğünüz gibi 31 Mart'ta artık yeter, sen bize hizmet etmek yerine ey İstanbul Belediyesi, ey İstanbul Belediyesi'ni yönetenler, sen yıllarca bana hizmet etmek yerine, ki geçmişte hizmet ettiği dönemler de olmuş, artık sen kendini kibirden kendini görür durumda oldun. Ama ilçe belediyelerinde aynı başarıyı sergilemediniz efendim. Hani vatandaş bu kadar şikayetçiyse Cumhur İttifakı 25 ilçe belediyesi kazandı. Hatta bir tanesi sizden Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti malumunuz, Silivri.
Bu nasıl mümkün olabildi o zaman? Şöyle bakın, vatandaşın iradesine saygı duymak lazım. Hı-hı. Vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AKP'nin yönetmesinden memnun olmadığını 31 Mart seçimlerinde gösterdi. Demek ki vatandaş Silivri'de de, siz söylediğiniz için örnek vereyim, bizim belediyemizden memnun değilmiş. Sonuçta iradesini kullandı, Silivri'de de böyle bir karar verdi. Bu özelleştiri yapabiliyorsunuz yani. Sonuçta vatandaşın iradesine saygı duymak durumdasınız. Biz sadece Silivri değil, Çatalca'yı da kaybettik. Ama şu da var, vatandaş Esenyurt'ta AKP'li belediyeden memnun değilmiş. Küçükçekmece'de memnun değilmiş. Ve dolayısıyla burada belediyelerde yer değiştirmeler olabilir. Büyükşehir'de de durum budur. Vatandaş artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partilisi ve Ekrem İmamoğlu yönetsin dedi. Burada bakın, ben nasıl vatandaş Silivri'de farklı bir tercih bulunduğunda bunu yargılama hakkına sahip değilsem, evet, ve bunu anlamak ve sonrasındaki siyasi yaşantımızda bunu telafi etmek için siyaset yapma sorumluluğunu hissediyorsam, bizim AKP'den beklediğimiz de buydu. Biz 17 yıldır bu vatandaşa hizmet ettik. Demek ki vatandaş bir şekilde öyle ya da böyle bizden memnun değil. Vatandaş Büyükşehir'de 5 yıl boyunca bize muhalefet görevi verdi. Biz bu 5 yıl boyunca çalışalım, vatandaşa yeniden kendimizi anlatalım, muhalefet edelim demek yerine, bakın, vatandaşın iradesine saygı duymadı. Hı hı. Ve biz kazanmadığımız seçimi iptal ederiz, hem de hukuksuz bir şekilde iptal ederiz dediler. Karşı çıktığımız şey bu. Demokrasi aslında tam da böyle bir şeydir. Demokrasi kazandığınızda da kaybettiğinizde de vatandaşın, halkın, milletin iradesine saygı duyabilmeyi bilmektir. Karşı çıkılan şey budur. Şu soruyu soralım vatandaşlarımıza. 31 Mart akşamında AKP'nin adayı kazanmış olsaydı, 3 oy farkla kazanmış olsaydı ve bugün iddia ettikleri her şey birebir aynen olmuş olsaydı, bu seçim iptal edilir miydi? Edilmeyeceğine mi inanıyorsunuz efendim? Bu seçim iptal edilmezdi. Çünkü bu aynı hatalar söz konusu olsaydı. Aynı eksiklikler. Bakın, aynı durumlar söz konusu olsaydı. Hemen söyleyeyim. Referandumda mühürsüz oylar. Bakın, biz mühürsüz birkaç da 31 bin çetelede 108 mühürsüz sayım döküm cetveli nedeniyle iptal ettiğini söylüyorlar. Allah aşkınıza, referandumda binlerce mühürsüz oy kabul edilmedi, evet, mi? Evet, mühürsüz artar kabul edildi. Devam ediyoruz. Bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'nin birkaç oy farkla kazanıp da aynı gerekçelerle, bakın, aynı, vatandaşlarımız bunu, hukuk ve adalet herkese lazım ve herkese eşit olmak durumda. Aynı gerekçelerle itirazlarının tamamı reddedildi. Aradaki tek fark neydi biliyor musunuz? İstanbul'da AKP'nin kaybetmiş olmasıydı. Diğer reddedilen yerlerde AKP kazanmıştı. Bursa Kemal Paşa örneği. Hı hı. Bakın, Bursa Kemal Paşa'da İl Seçim Kurulu'na dilekçe verildi. Memur olmayan sandık görevlileri var. Çünkü hep konuşuldu ya, bunlardan dolayı iptal edelim vesaire. İl Seçim Kurulu, YSK ne dedi biliyor musunuz? Bu itiraz süreci tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır dedi. Ve bundan dolayı seçim iptal edilemez dedi. Şimdi Kemal Paşa'da böyle bir karar varken, İstanbul'da böyle bir kararın olmasının, bizi izleyenler, dinleyenler nasıl yorumlarlar? Yüksek Seçim Kurulu zaten çokça tartışılıyor efendim. Gerçekten şu almış olduğu son kararlarla beraber güven problemi yaşadığı aşikar Yüksek Seçim Kurulu'nun, ki hani ben şunu çokça isterdim açıkçası, özellikle de şu 7 üye, hani, hı hı, seçimin tekrarının talep eden 7 üye, seçimin tekrarı için oy kullanan 7 üyenin neden böyle bir talepte bulunduğunu açık yüreklilikle anlatmasını çok isterdim, ama böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil, ama şunu da söylemek lazım, o kararı veren hakimler sizce hakikaten özgür iradeleriyle mi vermişlerdir? Sorabilsek bu soruyu vatandaşlarımız düşünsün. Düşünün. Peki bu siz devleti hiç konuştuklarını vesaire ya da işte siyasi anlamda telefonlaştıklarını falan düşünüyor musunuz? Böyle bir şey var birileri mı elinizde? Birileri gibi algılar üzerinden siyaset yapmam. Yapanlara da çok karşı çıkarım. Kim olursa olsun, bunu bilmediğim bir şeyle ilgili asla yorum yapmam. Ama şunu söyleyeceğim. Bakın, biz il seçim kuruluna gittiğimizde ne dediler? Yargıya darbe. Kim yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi, tırnak içinde söylüyorum. Evet. İstanbul İl Başkanı. Devlette yöneten şu anda kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarda. AKP'nin iktidarda olduğu bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı nasıl yargıya darbe yapabilir sorusunu, hem de ben bunu birazcık tiye alarak söylüyorum, dilekçe vermek suretiyle, hani amiyane olacak ama hani ben neymişim be abi noktasına geliyoruz.
O yüzden vatandaşlarımız bunları görüyor açıkçası. Peki. Müsaadenize bir ara verelim. Tabii. Hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Doktor Sayın Canan Kaftancıoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Çok az bir süremiz kaldı. Bu süreyi de kendisiyle soru cevap eşliğinde, sağ olsunlar, sorularımıza cevap veriyorlar. Tamamlamak niyetindeyiz. Anketimiz de devam ediyor bu arada. Siz ankete dahil olabiliyorsunuz. Ufuk Kayacı Instagram hesabının hikaye bölümünde epeyce bir oy kullanılmış şu anda. Ne sorduk? 23 Haziran seçimi de iptal olur mu diye sorduk. Bakalım nasıl bir netice ortaya çıkacak. Vatandaşın tam olarak tahayyülünde 31 Mart'tan sonra nasıl bir 23 Haziran günü oluşuyor? Aslında onu çözümlemeye çalışıyoruz. Bir miktar kısa bir aramız var. Bu aradan hemen sonra huzurlarınızdayız. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ufuk Kayacı ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Hanımefendiler, beyefendiler. Misafirimiz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Doktor Sayın Canan Kaftancıoğlu. Kendisiyle hem 31 Mart seçimlerinde yaşananlar, 23 Haziran öncesinde ne yaşanabilir, bunların sorulmasını bir yana kendisine yönelik sorular da var. Bunların eşiğinde, bunların çerçevesinde sohbetimiz devam ediyor efendim. Çokça geliyor bu soru. Yani ben bunu Sayın Genel Başkan'a da sordum. Sayın Kılıçdaroğlu'na hatta o dönem şey çıkmıştı. Yine o yaptığı açıklama bizde epeyce bir basında geniş yankı uyandırdı. Neydi? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde PKK terör örgütü üyeleri, meclis üyeleri listelerinde çokça var. Ben Sayın Genel Başkan'a sordum. Varsa gitsinler mahkemeye dedi Sayın Genel Başkan da. Siz HDP ile organik bir ittifak halinde misiniz? Efendim, bizim ittifakımızın adı ne? Millet İttifakı. Evet. Millet İttifakı'nda kimler var? Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Evet. Bunun dışında başka söylenecek bir şey var mıdır? Yani kesinlikle böyle bir şey yok diyorsunuz yani siz. Şöyle, benim var ya da yok dememden ziyade açıklanan, söylenen ve resmi ittifakın paydaşları zaten ortada. Bunun için bir şey söylemeye bile gerek yok diyorum. Anlıyorum. Yani mesela HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmaması ya da işte HDP'nin işte batıda İmamoğlu'na kazandıracağız, doğuda kaybettireceğiz gibi açıklamalarda bulunması, bunlar ittifak olduğumuz anlamına gelmez. Efendim, şöyle söyleyeyim, HDP İstanbul'da aday çıkarmayıp biz İstanbul'da demokratik bir mücadelede demokrasi tarafında olacağız demesi birincisi çok kıymetli. Ama bunun herhangi bir altında bir şey aramak ya da bunun üzerinden algılar oluşturmak çok manidar diyorum sadece. Anlıyorum, bu algı devam edecek 23 Haziran'a kadar. Eksin, biz algılarla değil olgularla, hakikatle ve gerçekle ilgileniyoruz. Şimdi bu algılar hep devam edecek. Şimdi düşünsenize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Kürt vatandaşlarımıza terörist deyip de 31 Mart'a kadar veya bunların oylarını, biz İstanbul'da kimin oylarına taliptik? 16 milyon İstanbul'da 10,5 milyon tüm seçmenin oylarına taliptik. Ve bu seçmenlere de biz açıkçası ne Türk, Kürt, Alevi, Laz gözüyle bakmadık. Bunlar bizim tamamı zenginliğimiz diyerek bütün vatandaşlarımızdan, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kimlikte olursa olsun, her birine eşit hizmet etmek için yapacaklarımızı anlattık. Dolayısıyla biz bunu yaparken o dönem Cumhuriyet Halk Partisi adayı, Cumhuriyet Halk Partisi işte teröristlerle işbirliği yapıyor, terörist deyip de bugün 23 Haziran'a giderken, ki Allah kimseye böyle bir şey hani vesile olmasın diyeceğim, hani böyle klasik ifadeyle söyledikleri söylemlerden tamamen uzaklaşıp da geçmişte terörist dedikleri insanlara, terörist olmakla yaftaladıkları insanlara karşı şu anda kendi pozisyonlarına baksınlar. Yani bu çok uzun bir tartışma konusu. Evet. Benim de üzüldüğüm bir tartışma konusu ama şunu söyleyeceğim. İnsanları ayrıştırarak değil, biz kim olursa olsun, ne olursa olsun insanları birleştirmek üzerine siyaset yapıyoruz. Sadece ve sadece koltuklarını korumak için insanları ayrıştıran, işine geldiği zaman insanları terörist yapan, kendisine oy verdiği zaman insanları farklı bir yere koyan anlayıştır zaten bu söylenen söylentilerin ya da söylemlerin sebebi. O yüzden bu söylemler açıkçası anlamsız demeyeceğim ama bu toplumu ayrıştırması açısından, bu toplumu ayrıştırması açısından bence üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken söylemlerdir. Sosyolojik, patolojik bir vaka olarak görüyorsunuz. Patolojik bir vaka olarak görüyorum. Peki, evet. Peki efendim, şöyle bir durum var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Necdet Gökçüner misafirimizi, siz hani dile getirdiniz ya az önce, terörist terörist dediklerine şimdilerde kardeşim deniliyor. Evet. Yarın Sayın Numan Kurtulmuş gelecek. Kendisine sormayı çok arzu ediyorum bu konuyu. Şimdi Necdet Gökçüner de şundan çok şikayetçi. Şimdi demokrasiyi savunuyor. Herkese sorduğumuzda herkes demokrasinin peşinde. Siz onu söylüyorsunuz, AK Parti onu söylüyor. Herkes demokrasiyi kalkındırmanın peşinde. Sayın Gökçüner de diyor ki ya kardeşim, demokratik bir derinlik oluşturulacak. Madem ben de bu İstanbul'un adayıyım, Vatan Partisi'nin bir adayı var. Neden sadece Sayın İmamoğlu ve Sayın Yıldırım üzerinden şekilleniyor ya, bu ortak yayına neden bizi çağırmadınız? Hatta kendisi Twitter'dan
yazmış hem Sayın Ekrem İmamoğlu'na hem de Sayın Binali Yıldırım'a, kabul etmeyin. Çünkü bizim olmadığımız bir yerde demokrasiden bahsedilemez diye. Rahatsız etmedi mi sizi? Şöyle açıkçası öncesinde benim de aklıma gelmedi böyle bir durum, ama Necdet Bey'in tespitine katılırım. Doğru söylüyor. Katılıyorsunuz yani. Katılırım. Doğru. Tebrik ediyorum yani bu konuda. Kesinlikle. Direkt bu kadar açık ve net olduğunuz, evet, için. Şimdi Sayın Başkan, 23 Haziran seçimlerine gidiyoruz. 23 Haziran'la alakalı hem sizin hem AK Parti'nin ve diğer siyasi partilerin hazırlıkları var. Tabii ki vatandaşın beklentisi de artık bu seçim defterinin kapatılması. Siz kazandınız ya da kazanamadınız. Size göre 4 yıl biz kesintisiz gider miyiz seçimsiz? Şöyle, bu vatandaş hakikaten seçimden bıktı. Siz yoruldunuz bu seçimden. Şöyle, yorulduk demeye hakkımız yok. Vatandaşa hizmet için yorulmak mesele değil, ama vatandaşın yorulması veya vatandaşın derdi geçimken inatla ve ısrarla yenilenen seçimi vatandaşa dayatmak, vatandaşın ne kadar düşündüklerinin aslında bir göstergesi. Biz vatandaşın artık seçimden yorulduğunu görüyoruz. 23 Haziran'da kazanırsanız ya da kaybedersiniz dediniz. 23 Haziran'da 16 milyon İstanbullu kazanacak. Göreceksiniz. Yani kazanacağız, kesin kazanacağız. Kesinlikle. Ona biz değil. Biz derken birkaç kişi değil. Cumhuriyet Halk Partisi birkaç kişi kazansın da o koltuklarda kendisini ve çevresini memnun, mesut ya da zengin etsin diye siyaset yapmıyor. 16 milyon İstanbullu kazanacak. 16 milyon İstanbul'un kazanacağını da aslında Ekrem İmamoğlu yaptığı 18 günlük belediye başkanlığı döneminde gösterdi. Suya indirim yaptırarak, neden daha önceden yapılmadı sorusunu vatandaşlarımız sorsun. Öğrencilerin ulaşım giderini 85 liradan 40 liraya, 50 lira vadiydi, 40 liraya indirilerek. Neden öğrenciler şimdiye kadar 85 lira ödüyorduk diye sorsun. Bir sürü ard ardına sıralayabileceğim uygulamaları hemen hayata geçirerek vatandaşın kazanabileceğini gösterdi. Biz 23 Haziran'dan sonra da vatandaşın bu kadar süre bu indirimlerden, bu şeylerden faydalanamamasının da açığını kapatarak vatandaşa hizmet etmeye başlayacağız. Bana sorarsanız umarım ve diliyorum ki 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu yeniden o koltuğa oturduğunda vatandaş bir nefes alacak, İstanbul, Türkiye. Diliyorum bunun ki olacaktır, ekonomiye de diğer alanlara da katkısı olacak, çalışmaya başlayacaktır. Yani gönlümden geçen bir seçim olması falan değil. Siz bu peki, kadar net söyleyeyim. Yani bir meşruiyet tartışmasına girer misiniz efendim? 23 Haziran'da kazandığınızı varsayarsak kazandınız. İstanbul'da artık Cumhuriyet Halk Partili, yani yerel yönetimlerde tamamen muhalefetin bir iktidar, evet, olma pozisyonu, evet, söz konusu oluyor böyle bir halde. İşte Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi vesaire bunlar. Efendim ben size bir şey söyleyeyim mi? 23 Haziran seçimleri hiç gerek olmamasına rağmen yenilenen bir yerel seçimdir. O seçim bittikten sonra bizim tek önceliğimiz ve gündemimiz İstanbul'da vatandaşa nasıl hizmet ederizdir. Ondan sonraki siyasi süreçler tamamen Türkiye siyasetinin kendi mecrasında akacak şeylerdir. Bugünden onları konuşmak hiç anlamlı değildir. Ama ben şunu söyleyeyim. Ama olmayacağı anlamına da gelmez. İl başkanı olarak şunu söyleyeyim. Ben artık vatandaşın seçim değil, geçim derdiyle ilgilenmek, vatandaşın geçimini rahatlatacak projelerle, işlerle yorulmak istiyorum. Peki 18 günlük o belediye başkanlığı döneminiz de çok konuşuluyor. Hatta dün Sayın Cumhurbaşkanı, ki epey uzun bir aradan sonra Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul seçimlerine dair konuşmuş oldu böylelikle. Yayından istedikleri verim alamadılar herhalde. Ortak yayından mı? Siz alabildiniz mi ortak yayından istediğiniz verimi? Şöyle. Mesela Ekrem Bey'e şu soru soruldu, cevap vermedi. Ben onu yayında konuştum. İşte kreş vaadi vardı. Binali Bey sordu, siz dedi İstanbul Beylikdüzü'nde 11 tane kreş vaat ettiniz, bir tane açtınız, neden dedi, o soru kaynadı aradan. Bilgi doğru bir bilgi değil, bir kere onu söyleyeyim. Yayından bizim açıkçası birileri gibi bu yayını mutlaka izleyin, bu yayında vatandaş kararını verecek, işte şapkadan tavşan çıkacak gibi bir beklentimiz olmadığı için, bizim için yayının şöyle bir çok büyük bir önemi vardı. 17 yıl sonra, bakın bu çok kıymetli bir şey, Ekrem Bey'in vesile olmasıyla ve Binali Bey'in de, gerekçesi ne olursa olsun, ister anketlerde geride olmaları olsun ister olmasın, kabul etmesiyle birlikte 17 yıl sonra, evet, Türkiye demokrasisinde çok güzel bir olay aslında gerçekleşti. Aslında normal bir şey, bu anormal karşılandı Türkiye'de. Evet, evet, çünkü 17 yıldır özlem, evet, duyulan bir durum. Dolayısıyla bu yayınla ilgili söylenebilecek tek şey odur. Biz bu yayına Ekrem İmamoğlu giderken, bu yayındaki işte Binali Yıldırım'a şunu söyleyecek, bu olacak, seçim oyumuz şu kadar artacak ya da artmayacak düşüncesiyle gitmedik. Bu anlamıyla bu yayından olması gereken olmuştur. Türkiye demokrasisine bir katkı olarak o yayın yerini almıştır. Onun dışında başka bir beklentimiz olmadığı için yayına dair söyleyebileceklerim bu. Ama kişisel olarak şunu da ifade, buyurun, edebilirim. Yayında vatandaşlarımız izledi. Elbette herkesin bir kanaati, fikri oluşmuştur yayınla ilgili. Ben de kişisel olarak o yayını izlerken şunu gördüm.
Ekrem Bey'in gençliği, dinamizmi, yapacaklarını gerekçelendirerek anlatması ve anlatacaklarına süreyi yetirememesiyle açıkçası o yayında Ekrem Bey açısından baktığında çok anlatacağı söz vardı, zamanı yetmedi. Konsepti beğenmediniz mi o zaman? Binali Bey açısından baktığımızda da ne yazık ki çok sözü yoktu. Bir an önce bitse de gitsek modundaydı. Bunu dışarıdan izleyen bir göz olarak söyleyebilirim. Konseptle ilgili sonuçta... Yani üçer dakikalık cevap haklarının verilmesi... Açıkçası şöyle, o yayın benim için de izlerken monoton gelen bir yayında. Ama bu ne adaylardan kaynaklı ne de moderatörden kaynaklı. Önceden belirlenmiş bir konsepti ki moderatör İsmail Bey de gayet o konsept uygun bir şekilde iki tarafa da eşit ve adil davranarak o yayını konsepte bağlı olarak gayet başarılı bir şekilde tamamladı. Adaylarımız da, o adaylar da 3 dakikalık süreçte cevap haklarını kullandılar. Ama keşke daha bir münazaranın olduğu, karşılıklı akılda takılan bir takım soruların karşılıklı cevaplandığı bir yayın olsaydı. Yani uzun lafın kısası, o yayında her iki aday da bugüne kadar söyledikleri şeyleri birbirlerinin yüzlerine karşı söylemekten daha farklı bir şey olmadı. Anladım, yani pek beğenmediniz yayını açıkçası. Şöyle, beğenmedim demek haksızlık olur. Yayının olması başlı başına çok kıymetli bir şeydir. Evet. Benim için sadece monotondu diyorsunuz. Peki efendim, bu soruyu tamamlamam lazım. O 18 günlük serüvenle alakalı Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Bu ortak yayında da gündeme geldi. Binali Bey de bunu dile getirdi. Şu veri kopyalama meselesi. Siz gerçi bununla alakalı bir açıklama yaptınız ama neden gerek duydunuz buna? Niçin kopyaladınız verileri? Efendim, bakın bir şey söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devletin hangi sırrı olabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kozmik oda var da bizim haberimiz mi yok? Şimdi bunu söyleyenlere, yahu devletin kozmik odasını FETÖ'ye açanlar kimdi bir? İkincisi, bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu hep ne diyor ilk günden itibaren? Şeffaf, saydam, hesap verebilir bir belediyecilik yapacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçmişte olanlar, olacaklar, aksaklıklar, iyi ya da kötü işler, bakın çok net söylüyorum. Bir büyükşehir belediye başkanı belediyenin her türlü işinden, yaptıklarından ve yapamadıklarından sorumludur ve halka hesap verme sorumluluğu vardır. Orada veri kopyalama falan değil. Bakın, inatla ve ısrarla bunu söylüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda oradaki mevcut durumu alıp kaydetme ya da böyle bir yedekleme ve durumu incelemeden niye korkuyorlar? Bakın çok net soruyorum size. Orada devlet sırrı mı var? FETÖ taktiği dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Valla şöyle söyleyeyim. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ taktiklerini çok iyi biliyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne FETÖ taktiğiyle ne bilmem ne taktiklerle ne işimiz olur ne de biliriz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Biz vatandaşa şeffaf, saydam, hesap verebilir bir siyasi gelenekten geliyoruz. Ve bunun için vatandaşı ilgilendirme ve vatandaşın hakkını korumak için ne gerekirse onu yaparız. FETÖ taktiği diyorsa eğer, o FETÖ taktiklerini biliyorlar demek ki. FETÖ taktiğiyle ne alakası olabilir? Peki, veri kopyalama dediniz. Kişisel verilerin koruma açıklanması. Ben size daha acı bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bakın. O yayında keşke bu da konuşulsaydı. Seçimi iptal ettirtmek için. Çünkü ettiremiyorlar, gerekçe bulamıyorlar vesaire. Bakın, kişisel verilerin korunması kanuna göre tamamen ve tamamen açıklanması ve ikinci kişilerle paylaşılması suç olan sağlık verilerini gittiler Sağlık Bakanlığı'ndan aldılar ve binlerce insanı deşifre ettiler. Eğer bu kadar hassaslarsa, sırf kendileri o sandıkta kaybetti diye eşinden boşanmak üzere olanlar var. Sağlık bilgileri deşifre olduğu için sıkıntı çekenler var. Tam bu kanuna buradan aykırı bir hareket değil mi? Kanuna elbette. Aykırı. O zaman sağlık... neden hukuki yollara başvurmadınız bunu? Efendim ilgili? Biz ne güzel sordunuz. Biz bunu hukuki yollara da başvurduk. Kişisel verilerin korunması kuruluna da başvurduk. Sonuç alamadınız mı? Devleti yönetenler kim? İstanbul İl Başkanı değil. Devleti yöneten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi değil. O adını hatırlayamadığım İçişleri Bakanı. Burada yalanla, iftirayla, yanlışla milleti birbirine düşman etmek yerine gitsin Ankara'da işte bunlarla uğraşsın. Devleti yönetenler şu anda kaymakamların hem devlet memuru olmayan sandık kurulu üyeleri var diye sözde seçimi iptal etmek için gerekçe buluyorsunuz. Hem de hala sizin emrinizde olan, size bağlı olan kaymakamlar hala memur olmayan kişileri gidip seçim kurullarına listesini veriyor. Yani vatandaşlarımız bunu görüyordur.
O yüzden vatandaşlarımız hakkın ne olduğunu, hakikatin ne olduğunu ve halk için kimin çalıştığını emin olun gördüler, hissediyorlar. O yüzden çok rahatız. Son olarak efendim artık bitiriyoruz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seçimleri için Best FM dinleyicilerine ne söylersiniz efendim? Buyurun. Best FM dinleyicilerine şunu söylemek isterim. 23 Haziran haklısınız. Çok yoruldunuz. Hakkınız gasp edildi. Sizlerin hakkı gasp edildi. Hiç gerek olmamasına rağmen bir seçime daha gitmek durumundasınız. Ama şunu ifade edeyim. Olsun, madem böyle bir şey yaptılar, tek isteğim ve istirhamım 23 Haziran günü İstanbul için, geleceğiniz için ve Türkiye demokrasisine, bakın bu çok önemli, sandık yoluyla Türkiye demokrasisine katkı sunmak için lütfen o sandıklara gidin ve lütfen istediğiniz partiye ve istediğiniz adaya, ama geleceğinizi, demokrasiyi ve İstanbul'u düşünerek, vicdanınızın sesini dinleyerek oy verin ve bilin ki o verdiğiniz oyları bir kez daha koruyacağız. 23 Haziran bittiğinde 24 Haziran sabahı yeni bir başlangıçla bir kez daha derin bir nefes alacağız diyorum. Emin olsunlar, her şey çok güzel olacak. Peki, ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli